Ben geldim. Şimdi inşallah böyle tekrar aynı düzende devam edeceğim. Bir ara mola vermiştim, böyle şeyler anlatırım sonra. Şimdi bugün yaban mersini çikolatayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak tadı. Zaten önceden çikolata yapmayı göstermiştim size ama tekrar göstereceğim. Şimdi önümde kakao yağı var. Kakaom var. Kakao. Ay, iyice zamanadan çıktım. Burada da meyveden şekerim var. Eğer siz şey yapacaksanız, işte bu çikolatadan yapacaksanız, evde kendiniz çikolata yapacaksanız bu tarz ürünleri tercih edebilirsiniz. Daha çok zenginseniz agave şurubu olur, maple şurup olur. Efendime söyleyeyim, ne bileyim, daha üst düzey bir pahalılıkta şey bulamadım, tatlandırıcı bulamadım. Neyse, işte onları kullanabilirsiniz. Ama böyle içinde su olmasın, yoksa çikolatanın kıvamını bozuyor. Önceden denedim çünkü hurma suyu kullandım. Hurma suyu yaparken de su ve hurma kullandığım için o su o çikolatanın yapısını bozuyor. O yüzden bu tarz tatlandırıcılar kullanabilirsiniz, sıvı. Neyse, hemen tarife geçiyorum. Burada yine eritmek için kettle'ım var. Hemen 2 kaşık kakao yağı ekliyorum. Ay, kakao yağı o kadar güzel bir şey ki. Çok pahalı, biliyorum. Aramızda alanlar varsa bilirler. Ay, bundan bir güzel lip balm oluyor. Bir güzel lip balm oluyor. Onun tarifini şuradan çıkartırım, videosunu da. Ben sürekli onu kullanıyorum ya. Çok güzel. Piyasada satılanları da almıştım ya, hatta karşılaştırmıştım, onun videosu da vardı. Hatta tek video değil mi? O videoda hem yaptım hem karşılaştırdım. Sonra da kullanmaya devam ettim. Kesinlikle kendi evde yaptığınız o kadar kaliteli ki zaten onu böyle bayağı iyi, yani kaliteli malzemelerden yapmıştım. Çok güzel ya. Baya yani hep onu kullanıyorum. Aklıma geldikçe 2-3 günde bir kullansam da dudaklarım hep böyle nemli kalıyor. Hayatta kurumuyor. Kıştan beri onu, yani kıştan beri demeyeyim de yaptığımdan beri onu kullanıyorum yani. Aklınızda bulunsun. Sonracığıma kakaom var. En organiğimden. 2 yemek kaşığı da onu atıyorum. Bu evladiyelik. Bu aşırı pahalı bir şey şu. Kaçtı en son valla bilmiyorum. Ben önceki aldığımda 20 liralarda bir şeydi bu. İlk aldığımda. Bir sene mi, 2 sene önce mi ne almıştım? Bitmemişti. Ondan sonracığıma bir senede, 2 senede bitti. Şimdi 40'larda, 50 liralara falan yakın bir şey ama yani full içi dolu. Bak şöyle göstereyim. Daha 2 kaşık kullandım yani. 2 yemek kaşığı kullandım tarif için. Böyle. Şimdi de 1 yemek kaşığı da şu tatlandırıcıdan kullanıcıyım. Şöyle hemen döküyorum. Ve bunların hepsini eriteceğim. Önemli olan kakao yağının erimesi. O zor eriyor. Hindistan cevizi yağı olsa daha çabuk erir de, kakao yağı biraz daha sıcaklık istiyor kendisi. Hemen şöyle atayım. Şöyle. Hemen beni zaten eskiden beni takip edenler bilir. Benim klasik eritme yöntemim böyle. Kettle'ın üstüne koyuyorsun. O buharla eriyor kendisi. Eğer şey yapmazsa, böyle hani erimesi durursa tekrar bunu alın. Normal hani koyun. Tekrar o buharla erimeye devam etsin. Şimdi bekliyoruz kakao yağının erimesini. Ki erimeye başladı. Çikolatamızı erittik. Şimdik. Yani hazır halde şu an çikolatamız. Yaban mersinlerimizi, özellikle indirim kovalayarak aldığımız yaban mersinlerimizi şimdi çikolataya bulayacağız. İndirim çok severim. Böyle kilitli poşetlere koyuyorum. İstediğim zaman kullanıyorum. Defterize atıyorum. Şu an zaten fark ettiğiniz gibi donuk şekildeler. Şimdi burada tepsim var. Tabii difrizi açacağım için dondurucuma. Üstüne de yağlı kağıt koydum ki şeyler donduktan sonra çikolatalar kolay çıksın. Hemen şöyle içine atıyorum. Bir karıştırıyorum. Çikolataya bulanıyorlar. Ve de hemen
Çıkartıyorum. Vay, dondu bile. Çikolata da dondu. İnanılmaz. Şimdi ben aslında bu tarifi gayet bayramda yapacaktım. Ama hem annemler yoktu, böyle biraz kafa dinledim evde. Ondan sonra spora falan gittim zaten. Öyle yalan oldu video. Gel gelelim. Önceden ben zaten bayram için böyle baklava tarifi falan paylaşmıştım. Vegan baklava tarifi var kanalda. Şuradan yapabilirsiniz. Ondan sonracığıma kadayıf falan da yapmış mıydım ben ya, hatırlamıyorum. Ama kadayıflı sütlü tatlı yapmış olabilirim. Bak şimdi emin olamadım. Öyle şeyler var yani kanalda. Aratıp da bayramda böyle benim sayemde vegan tatlı yapıp yemişler olabilir. Mutlu olurum. Hem de çok kolaydı onun tarifleri. Hatta biz yanlışlıkla galiba baklava yapmıştık. Başka bir niyetle, başka bir tarifle başlamıştık. İnternette gördüğümüz. Sonra bir baktık. Bildim baklava oldu bu. Falan olduk. Öyle bir videoydu, annemle çekmiştik. Bayağı dondu bunlar. Ya şeyde alamadım, çikolata yaptım. Kahve dünyasında böyle blueberry'li çikolatalı, aman işte aman çikolatalı çikolata var. Yaban Mersin'de batırmışlar. Ama gel gelelim, o vegan değildi ama vişnelisi vegan. Vişneli draje isterseniz kahve dünyasından alın ama inşallah belki Yaban Mersin'i de vegan yaparlar. İnş. Ay hemen donuyor ya. Çok güzel oldu. Baloncuk baloncuk gibi. Ama Yaban Mersin'le. Keza sağlıklı oldu. Ben çikolatayı da kendim yaptım ama siz de bir hazır çikolata alıp eritebilirsiniz. Gayet marketteki vegan çikolataları tercih edebilirsiniz. Onların videosu falan da var. Benim en çok sevdiğim bu Etikaram'ın yeni... Etikaram'dı galiba değil mi ya? Yeni seri çıkarttı Yeti. Santo Domingo favorim. Ve onun bağımlısıyım. Onun dışında Rossmann'dakileri seviyorum. Ya ben çikolata çok almadığımdan böyle alınca indirimde pahalı olanlardan alıyorum. 40 yılda bir yediğim için. Ama tabii gayet Bim'deki bitter çikolata da vegan şekerler yani. A101'deki de vegandı galiba. A101'deydi değil mi? Evet aynen. A101'deki de. Wins miydi neydi? Vince diye yazılan da vegan diyebiliyorum. Böyle böyle hepsini yaptık. Sağlıklı çikolatalarımız hazır. Şimdi bakalım tatları nasıl olacak ama öncesinde... Gerçi yarı dondu şu an. Donmuş olduğu için Yaban Mersinleri normalde. Ama biz yine de bir dondurucu atalım. Bir beklesin, bir soğusun. İyice kıvamlansın. Öyle tadına bakalım. Ay bir tane kalmış bak. Bu bile kaç lira? Artık 50 kuruşa mı ne denk geliyor bu bile bir tanesi? Hemen bunu da şey yapalım. Atalım şöyle ortaya. Siz tabii isterseniz kakao yağı yerine hindistan cevizi yağı da falan da kullanabilirsiniz. Aa, iki tane daha kalmış. Ha, hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz kakao yağı yerine ama çok ağır oluyor öyle ya. Ben hindistan cevizi yağıyla çikolatayı sevmiyorum. Tabii şimdi spor yaptığım için böyle her şeye dikkat ediyorum. Keza bunu yaptım ama sadece tadına falan bakacağım. Bizimkilere veririm, onlar yer. Öyle. Şimdi dondurucuya atabilirim. Şimdi geldik en sevdiğim kısma, tadım kısmına. 15-20 dakika dondurucuda bekledi. Yanına da asortikli bir fincan takımında Türk kahvemi yaptım efendim. Yanında içeceğim sade kendisi. Çünkü zaten bu tatlı. Yanında da böyle şekersiz bir kahve yapayım dedim. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Şöyle baloncuklu baloncuklu. Oh. Bakalım tadı nasılmış. Oo. Çok güzel. Oo, bunu nasıl tarif edebilirim ki? Çok iyi ya. Ya hayatımda yediğim en güzel tatlılardan biri bu olabilir. Bak. Aslında Yaban Mersin'in tadı üzüme de benziyor. Bence bunu yeşil üzümle de böyle tatlı, beyaz üzümle de
Yazın bunu yapabiliriz. Bence. Daha ucuz olur. Bak kutusunu 7 liraya mı ne almıştım? Dişim dondu. Yaban Mersin zaten donuktu ya. Ay. Kutusunu işte 7 liraya almıştım. Ona bak kaç tane çıkar. Ki o tam kutu değildi yani az kalmıştı. Ay bayıldım ben buna. Kesinlikle 10 üzerinden sonsuz. En iyi yani en sevdiğim tatlılar listesinde ilk 5'te bu. İlk 5'te bu. Kesinlikle deneyin. Yanında da Türk kahvemi içeyim de defa bakarım. Ay. Biri soğuk biri sıcak yemin ediyorum var ya dişlerim şey olacak paramparça olacak kum gibi olacak. Ay. Çok güzel ya. Bayıldım ben buna. Vallahi bak kalorisi malorisi de düşük. Siz böyle en bitterle hazır çikolatadan da alabilirsiniz. Bu Rossmann'larda falan var ya %99'dur işte %70'dir 80'dir artık. Bitter. Ne seviyorsanız. Çok güzel ya. Şöyle bir şekilde işte. Üzümün kendisi. Ben Mersin'in kendisi pardon. Çikolata sevmeyen, tatlı sevmeyen insan ne hale geldi şu an? İnanamıyorum ya. Gerçi reg dönemimdeyim. İkinci gün o yüzden de olabilir. Ama normalde ben tatlı tüketmem yani. Bu efsane ya. Daha duruyor içeride. Magnum'lu be. Ya hepsini yiyeceğim. Ay, ağzım da dondu. Hepsini yiyeceğim tahmin etmiyorum. Hepsini derken tabaktaki hepsini. Yoksa bitmedi içeride var. Ay ben bunu sadece tadına bakacaktım. Kendine geçtim. Ay valla iyi ki yaban mersin çikolata kombinasyonunu denemişim. Siz de mutlaka deneyin. Kurusunu falan buluyorsanız. Karadeniz'de gayet yetişiyor yaban mersin. Hatta iki marka var Makro Center'da falan. Biri Türkiye'de yetişiyor biri İtal. Karadeniz taraflarında yaşıyorsanız sizden ballısı yok. İsterseniz tazesini bulamazsanız kurusunu da deneyin. Kurusu işte dediğim gibi kahve dünyasında falan satılıyor ama kendiniz yapın. Kesinlikle kendiniz yapın tazesinden. Ay. Falı da kapatayım. Neyse hani çıksın falan mı? Ay elim yalktım. Neyse işte öyle. Bir videonun da sonuna geldik. Yarın inşallah başka bir videoyla görüşürüz. Bye bye.